Beklentilerin aksine bu otoriter iktidarı temsil eden lider ya da siyasal parti bir şekilde insanlara güven veren, yani alternatiflere göre daha çok güven veren orta yolu merkez siyasetini temsil etmeyi başarabiliyor. Şimdi bu konudaki aslında önemli konulardan bir tanesi tabii Türkiye'de Kürt meselesi. Şimdi Türkiye'de Kürt meselesindeki makul orta yol nedir? Türkiye'deki makul, yani Türkiye'deki seçmenlerin çoğunluğu için geçerli olan makul orta yol, bir yandan teröre sıfır tolerans gösterilen, yani terör tehdidinin ortadan kaldırıldığı ve bir şekilde bununla sonuna kadar mücadele edildiği, bu mücadelenin de kazanabildiği, ama aynı zamanda da kimlik düzeyinde Kürt meselesinin ortadan kaldırılabildiği ya da kimlik düzeyinde Kürt meselesinin de bir şekilde gündemden çıkmasına yol açacak, bunu sağlayacak politikaları da uygulayabilecek. Yani Kürtlerin de birinci sınıf vatandaş olarak hissetmesi ama aynı zamanda terörle de mücadele edilmesi. Bu tabii Kürtler açısından böyle ama Türkleri de kapsayan Türkiye'nin çoğunluğu açısından baktığımız zaman Türkler zaten Kürt meselesi konusunda çok fazla bilgi sahibi değiller. Evet. Fakat zaman içerisinde Türklerin de ben şu noktaya geldiğini düşünüyorum. Ya herkes dilini konuşsun. Niye böyle bir kültürel konuda kimlikle ilgili bir mesele var? Tabii ki herkes özgür olsun. Araştırmalardan da bu ortaya çıkıyor. İnsanlar bu anlamda insanların kimlik düzeyinde, kültürel düzeyde farklılıklarını ifade edebilecekleri, özgür yaşayabilecekleri politikalara, eğitim alanında olsun, sosyal alanda olsun bu konularda açık bir hale geldi toplumun çoğunluğu da. Hı hı. Ama bir yandan da terör konusunda hiçbir tabii müsamaha gösterilmemesini istiyor. Şimdi birçok beklentinin aksine belki aslında Adalet ve Kalkınma Partisi de dikkat ederseniz bu yönde bir merkez siyaseti temsil etmeyi oldukça başarıyor ve bunu başarabildiği ölçüde de aslında işte iktidar seçimleri de kazanmakta önemli bir yol alıyor ve iktidarını devam ettiriyor. Şimdi burada sorulması gereken soru bir demokrasi bloğu oluşturarak, ama tabii çünkü yani iktidar bunu yaparken aynı zamanda da otoriter bir rejim inşa ediyor maalesef. Dolayısıyla bunu değiştirmek isteyen muhalefet, bir demokrasi bloğu oluşturarak bunu değiştirmek isteyen muhalefet buna alternatif olarak neyi öneriyor? Şimdi burada örneğin Muharrem İnce ne dedi? Kürtlerin haysiyet sorununu gidereceğiz dedi. Türklerin de bölünme korkusunu gidereceğiz dedi. Aslında bu söylemsel düzeyde bunun henüz altının ne kadar dolu olduğunu bilmiyoruz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin de programına bakıldığı takdirde aslında oldukça somut. Hani parti örgütü bunu ne kadar benimsemiş durumda, ne ayrı kadar güveniyor soru. Ayrı bir konu. Fakat programatik düzeyde baktığımızda Türkiye'nin geçmişine baktığımızda oldukça ilerici, somut, uygulanabilir politika önerileri var. Yani Kürtlere de hitap edebilecek, Türklerin de kabul edebileceği önemli eşit vatandaşlık üzerinden, eğitim üzerinden ama aynı zamanda ortak dil Türkçenin de öğrenilmesi üzerinden birçok somut politika önerileri aslında var. Şimdi bu önemli, muhalefet bunları önerecek fakat aynı zamanda tabanın, sıradan insanların da bu konuda düşünce biçimlerini mutlaka değiştirebilmeleri gerekiyor.